Herkes bunu konuşuyor. Verdiğimiz aranın ardından devam ediyor değerli izleyiciler. Şimdi de programımızda AK Parti 23, 24 ve 25. dönem Manisa Milletvekilliğini yapmış olan Hüseyin Tanrıverdi olacak. Sayın Tanrıverdi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizler de iyisinizdir. Evet, bizler de iyiyiz. Ekranı başında bizi izleyen çok değerli hemşehrilerimiz de inşallah iyidirler. Bu vesileyle ekranı başında bizi seyreden bütün hemşehrilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Ve sözün başında 2016 yılına girdik. Kendilerinin yeni yıllarını da tebrik ediyorum. İnşallah 2016 yılı da daha sağlıklı olurlar, daha mutlu olurlar, daha huzurlu olurlar ve bol kazançlı bir yıla sahip evet, olurlar. Evet, sağlıklı ve kazançlı bir yıl i̇nşallah. Olsun inşallah bu yıl. Sayın Tanrıverdi, şimdi tabii ki siz yıllardır siyasetin içinde olan bir isimsiniz ve siyasi tecrübeleriniz çok fazla. Biz bu tecrübelerden faydalanmak istedik açıkçası. Gündemi bir değerlendirelim istedik. Hem Türkiye'de hem Manisa'da neler oluyor, neler olacak onları konuşalım istedik. Şimdi tabii 2015 yılını biz geride bıraktık. 2016 yılına girdik. Tabii beklentiler yüksek. 2015 yılında hep seçim yılıydı zaten. Üst üste seçimler yaşandı. Vatandaş en çok asgari ücretin 1300 lira olmasını bekliyor. Bunu bir konuşalım. Bununla ilgili müjdeler gelmeye başladı tabii ki ama siz neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ederim. Tabii 2015 yılını geride bıraktık. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, güzeliyle, kötüsüyle. 2015'i bütün şartlarıyla geride bıraktık. 2015 yılı sizin de ifade ettiğiniz gibi doğrusu bir seçim yılı olarak geçti. Özellikle 7 Haziran'da bir seçim yapıldı. Bildiğiniz gibi koalisyon hükümeti oluşamayınca Sayın Cumhurbaşkanımız anayasaya dayanan yetkisi çerçevesinde tekrar seçime götürdü ve 1 Kasım'da yeniden seçim yapılmıştı. Artık halkımız 7 Haziran seçimi sonuçlarını ve o aradaki 5 aylık süreci dikkatlice inceledi. 1 Kasım'da yine AK Parti'yi tek başına iş başına getirdi. Hükümetimiz kuruldu. Dolayısıyla 2015 yılında daha çok seçimle meşgul olundu. Seçimle meşgul olunan süreç içerisinde de halka kimi siyasi partilerin uçuk vaatleri, kimi siyasi partilerin olabilir vaatleri kamuoyuna sunulmuş oldu. Bunların en önemlisi sizin altını çizmeye çalıştığınız asgari ücret meselesi. Evet. İkincisi taşeron işçilik konusu. Bunlar çalışma hayatı ve çalışanlar açısından, çalıştıranlar açısından çok önemli iki kalem. Ve ülkenin ekonomisi çerçevesinde de değerlendirdiğiniz zaman önemli noktalar. Evet. Bu anlamda biliyorsunuz asgari ücretle ilgili AK Parti olarak bizler asgari ücretin 1300 TL olacağının vaadini yaptık. Ama 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira gibi vaat eden siyasi partileri oldu ki bunlar uçuk vaatlerdi. İmkansız mıydı peki? Çok imkansız. Çünkü Türkiye'nin şartları ortada, ekonomik durumu ortada. Bu şartlar içerisinde yapılabileceğin en iyisini yapmak gerekiyor. Zaten AK Parti de hep 13 yıllık iktidarı döneminde bunu dikkate almıştır. Bugünkü şartlarda 1300 lira bile görüyorsunuz ki kamuoyunda tartışılıyor. Evet. Yani işverenler işte ne olacak bizim halimiz ve ona dayalı olarak uluslararası çalışma yarışmaları, rekabet ortamı gibi değişik çeşitli yönlerden de etkileşimler söz konusu oluyor. Dolayısıyla 1300 TL'lik asgari ücret Türkiye'nin ekonomik şartları karşısında verilebilecek en makul bir rakamdı. Bu vaat edildi ve çok şükür bu 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle de gerçekleşti. Yani Ocak maaşları en az 1300 lira olacak, evet, değil mi? Evet. Yani şu an 1 Ocak
tarihi itibariyle evet. asgari ücretle çalışan bütün çalışan arkadaşlarımız ve çalıştıranlar da en asgari 1300 TL'den aşağı olmamak üzere ücret ödemesi yapacaklar. Evet. Tabii bunun üzerinde her işletme, her kurum kendi ekonomik durumu karşısında daha fazlasını verebiliyorsa bunun sınırı yok. Tabii. Dolayısıyla en asgari şartlarda bir çalışanın, bir insanın geçimini temin edebileceği bir ücret. Bu anlamda AK Parti iktidarı olarak verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şimdi asgari ücretten yansıyan işverenlere yük olarak ve dolayısıyla bilahare vatandaşa bir döngü olarak yani zam olarak dönmemesinin tedbirleri alınıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Bunun içinde tam onu soracaktım. Evet, evet 1300 lira olacak ama giderler de artacak tabii, sanki. İşte bunun içinde tedbirler alınıyor. Nedir? Gene devlet buradan fedakarlık yapıyor. Bu fedakarlıklar nedir? İşte vergi dilimlerinin düşürülmesidir. Diğer efendim devlete olan ödemelerindeki rahatlatmalardır. Dolayısıyla işçi işveren ilişkisini endüstriyel demokrasiyi koruyacak bir şekilde bunu gerçekleştirmektir. Yoksa asgari ücreti 1300 lira yaptım, veren nereden bulursa bulsun, ne yaparsa yapsın derseniz o zaman işletmelerin kapısına kilit vurulduğunda o zaman istihdam edilmiş işçi arkadaşlarımız işsiz kaldıklarında o daha büyük bir sorun olur. Dolayısıyla istihdamı düşünmek zorundasınız. İstihdam edilenlerin geçimini düşünmek zorundasınız. Bu ücreti temin eden işverenlerin işinin yürüyebilmesini düşünmek zorundasınız. Yani bu kolay bir şey değil. O açıdan böylesi tedbirler de önemli ölçüde alındı ve devam edecek. Bir diğer konu bildiğiniz gibi asgari ücretin dışında çalışma hayatında taşeron olarak çalışan, taşeronda çalışan işçi arkadaşlarımızın durumudur. Çalışan arkadaşlarımızın durumudur. İş güvenceleri yok değil mi onların? Bununla ilgili yani iş güvenceleri bizim dönemimizde çıkan yasalarda temin edildi. Ama kadrolu gibi daha sağlıklı, daha güvenceli bir ortama kavuşmaları söz konusu. Bununla ilgili olarak da çalışmaları başlattık. Şahsen ben çalışma hayatından gelen birisi olarak ki Hizmet İş Sendikası'nın kurucu genel başkanıyım. Evet. Şimdi onursal genel başkanı, kurucu ve onursal genel başkan olarak aynen vasfım, sıfatım devam ediyor. Çalışma hayatından hiç kopmadım. Siyasi hayatta da kopmadım. Her ne kadar yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olsam da yine çalışma hayatından kopmadan bu görevlerimi ifa ettim siyasi dönemimde 13 yıllık. 22. 23. 24. dönem 13 yıl milletvekili olduğum sürede gene çalışma hayatını ihmal etmeden sorumluluğun bilinci içerisinde yoluma devam ettim. Bu çerçevede şimdi sendikalarla, üniversitelerle efendim ve pratikteki taşeron şirketleriyle pratikte çalışan taşeron işçi arkadaşlarımız da geniş görüşmeler yaparak bir rapor hazırlıyor. Şimdi bu raporumu Çankaya'ya teslim edeceğim. Sayın Başbakanımıza teslim edeceğim. Dolayısıyla Çalışma Bakanı'na teslim edeceğim. Böylesi bir raporu hazırladıktan sonra benim de bu çerçevede bir katkım söz konusu olmuş olacak. İnşallah bu taşeron işçilik konusunu da Türkiye'nin çözmesi lazım. Aslında bunlar parça parça yürüyor. Personel rejimi yasası dediğimiz, yasayı bir düzenlediğimiz zaman o zaman bütün çalışanların durumu netleşecek. O filoluklar ortadan kalkacak. Şimdi biz karşımıza taşeron işçilik çıktı, onu düzeltiyoruz. Çağrı usulü çalışma sistemi çıktı, onu düzeltmeye çalışıyoruz. Çalışma hayatında farklı modeller karşımıza çıktı, onu. Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO'nun 9 genel kuruluna katıldım ben bizzat kendim. Orada da bu çalışma modelleri, çeşitleri konusunda incelemelerde bulundum.
Dolayısıyla bu çeşitlilikten Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Bu çeşitlilik fayda gibi görünse de aslında çalışan ve çalıştıran açısından baktığınızda faydalı değil. Ve endüstriyel demokrasiyi, yani işçi işveren ilişkilerini de zedeleyen bir konu. Dolayısıyla biz demokrasiden söz eden, gelişmesinden söz eden bir parti ve partinin mensupları olarak genel demokrasi konusunda evet gelişmelerimizi yapmamız lazım. Ama endüstriyel demokrasiyi de içinde ihmal etmememiz lazım. Bu anlamda inşallah taşeron işçilik konusu, işçilerin kadroya geçmesi konusunda da çalışmalarımız fazla uzun sürmeyecek bir şekilde. Yani 2016 yılı içerisinde bu çalışmalar sonuçlanır mı? Sanıyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı bir noktaya gelir. Çünkü bu taşeron işçiliği konusunda örneğin hastaneye alınan veya belediyeye alınan veyahut başka bir kuruma alınan işçi arkadaşlarımızdan asıl işi yapanlar, asıl işi yapmayanlar, farklı işlerde çalıştırılanlar. Şimdi bunları ayıklamak, hangisi asıl iştir, hangisi asıl iş değildir, bunları bir tahlil etmeniz gerekiyor. Kaç kişi burada çalışıyor, kaç kişi diğer yerde çalışıyor, bunlar kolay değil. Evet. Bir, iki, dediğim gibi çalışma hayatı içerisinde bir noktayla uğraşırken diğer noktalara da bir sıçrama, bir etki, olumsuz etki yapmamasını sağlamanız. O çok önemli bir konu aslında Yani şimdi, bir yeri düzeltirken tabii, diğer yerden yani taşeron işçiliği, kadroyu hepsini verdim dediniz. Asıl iş, şu iş, bu iş filan demediniz. Hepsine kadroyu verdim dediniz. Ama yıllarca kadroda çalışanların hak ve menfaatlerine bir halel geliyorsa, bir zararı dokunuyorsa o zaman yaptığınız işin bir faydası olmaz. Biraz taşeron arkadaşlarımız sabredecekler. Taşeron işçisi arkadaşlarımız sabredecekler. Ve inşallah kendileri için ve özellikle çalışma hayatının geneli anlamında düzenli bir sistem kurulmuş olacak. Ben ona inanıyorum. Evet, şimdi Sayın Tanrıverdi, siz milletvekili döneminizde sık sık Manisa'ya ziyaret eden ve yapılan yatırımları yerinde inceleyen bir isimdiniz. Sürekli bu yatırımların takipçisiydiniz. Hatta Büyükşehir Yasası'nın da mimarı olarak sizden söz ediliyor. Bununla ilgili çalışmalarınız vardı. Manisa Büyükşehir olsun diye gayret içerisindeydiniz. Şu anda Manisa'daki yatırımları yine takip ediyor musunuz? Gayet tabii. Ben Manisalıyım. Dolayısıyla benim bir başka şehrim, memleketim yok. Ülkem Türkiye, memleketim Manisa. Manisa'daki hemşerilerimin ve Manisa'mın daha güzel bir yaşanabilir bir şehir olmasını ve insanların da mutlu, huzurlu olmasını isterim. Mutlu şehirler ancak mutlu insanların olduğu yerde mümkündür. Eğer şehirler mutsuzsa bilin ki insanları da mutsuzdur. Dolayısıyla mutlu şehirler, mutlu aileler diye benim yerel yönetimler başkanı olduğum devrede bir sempozyumda düzenlenmişti. O sempozyumda bilim adamlarının çok güzel tebliğleri vardı. O kitapçıyı eline geçirenler okursa çok faydalı olur. Şimdi yerel yönetimlerde büyük şehrin mimarı, doğru, büyük şehir benim dönemde çıkarılmış, yasası dönemde çıkarılmış bir yasa. İyi ki benim dönemde çıkarıldı. Çok tartışılmıştı ama o dönem. Evet, çok tartışılmıştı. Çok karşı gelinilmişti. Ama şimdi tartışan kalmadı. Tabii. Niye? O gün ne söylediysem... Şu an artık hizmete odaklanıldı çünkü 3 belediyede. Tabii, şimdi o gün ne söylediysem bugün aynı şeyler gerçekleşti. O gün Manisa'nın bütçesi atıyorum 3 iken şimdi 6 oldu. Evet. Yani Manisa'ya büyük miktarda para girdi. Bu ne demek? Çok çeşitli ve değişik alanlarda halka hizmet demek. Ha bugün hizmette Manisa hak ettiğini alabiliyor mu? Yani doğrusu alabiliyor dersek doğru olmaz. Çünkü bu büyük şehir yasasıyla elde edilen imkanlarla Manisa'ya daha büyük, daha çeşitli, daha farklı hizmetler hem merkez için hem de ilçelerimizin tümü için mümkün. Ama ya kusura bakmasınlar, bir yönetim anlayışından, yönetim boşluğundan, yönetimin plansızlığından, beceriksizliğinden, projesizliğinden kaynaklı Manisa
seçimlerin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen, işte Mart geliyor, 2 yıl geçmiş olmasına rağmen daha 2 tane taşı taş üstüne koymadı. Büyükşehir Belediyesi için mi? Gayet tabii. Yani burada ilçe belediyeleri ancak şube gibi çalışır. Evet. Bütün hizmetler büyükşehir. Toplu taşım yapacaksınız. İlçeler arası toplu taşım, evet. Vatandaş. Henüz kurulamadı. Seçim zamanı otobüs durakları kondu köy girişlerine. Hı hı. Peki oraya otobüs uğruyor mu? 2 sene oldu. Yok. Şu an ama alınan 72 tane araç vardı. 72 tane araç Manisa'nın sokaklarına yetmez. Şöyle, merkezin sokaklarına yetmez. Şimdi bu köylere, şimdi mahalle oldu. Otobüs durağı koyduysanız oraya otobüsü götürmek zorundasınız. Yoksa kandırmışsınız demektir. Hı. Mesela şu katı atık bertaraf tesisi meselesi her zaman konuşuruz. 2 sene geçti, hala bir şey yok. Bundan sonrası için yapsa da süresi dolmuş bitmiş olacak. Ve yapılan iş dar çevrede yapılan bir iş. Mesela Manisa'da tıbbi atık tesisleri yok. Tıbbi atık tesisi. Mesela çok fazla hastane var değil mi? Yani hastane var. Merkez efendisi var. Evet. Devlet hastanesi var. Celal Bayar Üniversitesi hastanemiz, Hafsa Sultan hastanemiz var. İlçelerimizin her birinin hastanelerini gayet modern bir hale getirdik. Ve bunların her birinde parça alınıp tahliller yapılıyor. Evet. Örneğin kanserojen bir parça alındı, çöpe atılıyor. Nereye gidiyor bu? Toprağa. Nereye gidiyor? Tekrar bize zehir olarak geri geliyor. Kanser hücresi, tıpçılar bilir. Çok önemli bir konu. Kanser hücresi eğer yakmazsanız ölmez. Yakılması lazım. Manisa'da bunu yakan bir tane bana tesis göstersinler. Bu Manisa'nın önemli bir çevre sorunudur. Peki Manisa'nın tıbbi atıkları nerede? Nerede sormak lazım. Bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama o çok önemli bir konu. Çok, yani bunu gündeme önemli. Taşımak gerekir gayet aslında. Gayet önemli. İşte evet. Bunu halk soracak, yetkili soracak. Mesela siz soracaksınız, alacaksınız kameranızı, efendim gideceksiniz belediyeye. Sonra ne yapıyorsunuz bunu? Aldığınız cevabı gelin yayın. Ben şu an bir vatandaş olarak merak ettim gerçekten. Şimdi, ne oluyor? Tıpçılardan da bilgiler alın. Eğer kanserojen hücreli bir parçayı toprağa atarsanız, çöpe atarsanız tekrar kanserojen olarak ve hücreler daha da gelişerek geri döner size. Yakmadıktan sonra ölmesi mümkün değil. Şimdi bunu yakan bir tesis Manisa'da var desinler, bana göstersinler. Manisa'nın çok büyük bir eksikliğidir. Çevre adına, insan sağlığı adına. Kesinlikle yok. Öyle. Katı atık meselesini çözememiş bir büyükşehir belediyesi tıbbi atık meselesini ne kadar duyarlı kalacak? Aklına bile gelmemiştir. Bak şimdi ben bunu söyledikten sonra akıllarına gelir. İnşallah gelir ve bir an önce yapılır. Eğer bu işi nasıl yapıyorlar, nerede yapıyorlar derlerse, her zaman söylediğim gibi gelsinler Hüseyin Tanıversin elinizden tutsun ve tesisi, Avrupalılar sıraya giriyor bu cihazın, tesisin kurulması için. Paraları peşin peşin yatırıyorlar. Ben hiç para peşin yatırmadan, etmeden hemen sıraya sokuvereyim ve kısa zaman içerisinde de bu tesis Manisa'ya kazandırılsın. Ve sadece Manisa'da değil, korkunç bir şey yani. Hiçbir bölgemizde yok. İzmir Büyükşehir Ege Belediyesi. Bölgesinde. İzmir Büyükşehir Belediyesi bile yapamadı. Mantık yok bunlarda. Ki çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. İşte onun için diyorum ki evet. 2 yıl geçti. Maalesef Büyükşehir Belediyesi'nin büyük imkanları çarçur ediliyor. Halka hizmet olarak, şehre hizmet olarak gitmiyor. Onun için üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Şehrim adına üzülüyorum. Ben kişisel olarak çok rahatım. Ama sorumluluğum gereği bunları da ortaya koyduğum zaman kimileri rahatsız olabiliyor. Olsunlar. Rahatsız olmak yerine ya Hüseyin Bey bunları konuşuyorsun. Gel bize yardımcı ol. Geçtiğimiz dönem Manisa Belediyesi iken bize yardımcı oldun. Bakanlara götürdün. Gene bizi götür desinler, gene götüreyim. Bu şehir benim şehrim. Bu insanlar benim insanlarım. Ben bunların hem çevre sağlığı yönünden hem kendi sağlıkları yönünden yapılması gerekenler konusunda yardım etmeye mecburum. Yani ben böyle siz Hüseyin Tanrıverci olarak elinizdeki bütün imkanları kullanacaksınız ve destek olacaksınız Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne. Gelsin özellikle işte tıbbi atık
bertaraf konusunda evet. 1200-1100 derece, 1000 derecenin üstünde yanıyor bunlar. Fransa'da bunun örneği var, İngiltere'de bunun örneği var. Efendim 1100-1200 derecede kazanlar yani orada yanıyor. O kazanlardan bir tesis oluşacak, kurulacak. Oh diyeceksiniz, gece rahat yatacaksınız. İnsanımın sağlığını düşündüm diyeceksiniz. Hatta İzmir'in bu atıklarını, tıbbi atıklarını da getireceksiniz. Ve kurduğunuz tesis de en fazla 7 yıl içerisinde kendisini amorti edecek. Böylesi bir tesis. Yani size masraf yük getirmiyor. Zaten bu konularda kredi kullanmak istiyorsanız da krediler de alabiliyorsunuz. Bunlar ayrı şeyler. O zaman bu konunun altını çizelim. Altını çizin. Çok gündeminize önemli. De alın. Gündeme taşıyalım. Bakalım Büyükşehir Belediyesi'nden sizin bu söylemlerinize bir cevap gelecek mi? Bu Manisa adına yapılması gereken güzel bir fikir bence. Tabii. Yani tıbbi atık konusunda çok hassas davranmak gerekiyor. İnşallah bu konuda hassas davranırlar. Benim insanım da sağlıklı bir hayat sürer. İşte yani dediğimiz şu, 2 yıl geçmiş, bu büyük imkanlar kullanılamıyor. Bu inşallah önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde kullanılır. Mesela hala şehir trafiği, park sorunu çözülebilmiş değil. Aha 2 yıl oldu. Efendim, işte konuşulan bir sürü projeler hiçbiri uygulanmıyor. İşte Gediz projesi dediler, hala bir şey yok ortada. Efendim, benim bir iddiam vardı. Batı kışlayı kaldıracağım dedim. Yerine proje koydum. Batı kışlanın kaldırılmasından kimse söz bile etmiyor. Ya evet. Bunlar... Gediz'in orada çay içecektik. Biz hala o çayları bekliyoruz. İşte bekleyin. Daha çok kahve beklersiniz. Kahve içecektik ama balıklar orada ölmeye devam ediyor. Evet, daha çok beklersiniz. Yani bu kadar bunların projeleri, ufukları efendim. Ama işte rant getirecek. Kimi şahsi rant getirecek, kimi kurum rantı getirecek işlere geldiğiniz zaman o zaman farklı bir şeyler. Bir şey soracağım. Siyasetin her alanında rant dönmüyor mu? Rantsız hiçbir şey olmaz. Her yaptığınız iş ranttır. Batık işliği kaldırayım dediğiniz zaman bir ranttır. Şehir kazanır. Şehirdeki bütün insanlar kazanır. Orada sosyal rehabilite olurlar. Gezerler, tozarlar ve oradaki kongre merkezi çıkmış olsa 1000 kişilik yemek verilecek salon ve o salonda mutlu günler, düğünler, nişanlar, konferanslar, efendim açılışlar, kokteyller neyse. Yani bu rant dediğiniz şey illa cebinize bir şeyler sokmak değil. Ha, bu noktada şehrin rantını, şehirlinin rantını, efendim Manisa'nın rantını düşünerek hareket edeceksiniz. Ama şimdi şehir rantı, şehircilik rantının dışına çıkan rantlar da konuşuluyor maalesef, üzülüyorum. Belediye alanında işte bir arsa satışı meselesi, eski efendim belediye yapılan, şimdi orada otel yapılma meselesi, hala hangi firma olduğu açıklanamayan bir mesele. Her kamuoyunun böyle merak uyandıran, bu beklentilere de cevap verilemediği için kaygıyla izlediği konular. Kaygıyla izlenen böyle yerler var. Bu konularda da çıkıp adam gibi, evet biz burayı şu otele anlaştık. Efendim bu otelde bize şöyle bir sosyal sorumluluk projesi uygulayacak diye çıkarsınız. Ama sosyal sorumluluk projesi değil de şahıs projesi uygulamaya kalkıyorsa, öyle bir destek alınıyorsa bunun hesabını hem millet sorar hem Allah sorar. Evet, şimdi anladığım kadarıyla Büyükşehir Belediyesi'ni çok yakından takip ediyorsunuz. Yapılanları, yapılamayanları, yapılmayanları. Şimdi iki merkezde, iki ilçede AK Parti Belediyesi var. Peki Şehzadeler ve Yunus Emre Belediyeleri için neler söylemek istersiniz? Yani kendi ölçeğinde bu arkadaşlarımız hizmetlerini veriyorlar. Mesela her ikisi TOKİ projelerini getiriyor. Evet. Hem Yunus Emre Belediyemiz hem de Şehzadeler Belediyemiz. Yani kendi ölçeğinde merkezi yönetimden aracılığıyla alabilecekleri hizmetleri getiriyorlar. Yoksa ilçe belediyelerinin görev alanı bellidir. Evet. Yani bunlar sudan sorumlu değil, kanalizasyon sorumlu değil, caddelerden sorumlu değil, toplu ulaşımdan sorumlu değil, işte atıklardan sorumlu değil.
Onların alanları belli. Bütçeleri de dar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız doğrusu bu dar bütçeleriyle, kıt imkanlarıyla ve yasadaki sınırları belli, görev alanları belli. Bu alan içerisinde yapabileceklerinin en iyisini yapıyorlar. Ama bütün mesele büyük şehir meselesidir. Sadece iki tane merkezdeki ilçe değil. Ta Selendi, bu taraftan Soma, Demirci, evet. En uç noktaları saydık. Efendim bu noktalar arasında kalan 17 tane ilçemizin her birinin bu ana şeyleri, hizmetleri, mezarlık hizmetleri bile büyük şehirden sonra. Evet. Mezarlık düşünün. Hizmetleri. Yani Selendi'nin 16 bin nüfusu var. Hı hı. 16 bin nüfuslu Selendi'nin mezarlık hizmetlerini Büyükşehir Belediyesi verir. Şimdi ilçe belediyesi mezara bakmamış diyemezsiniz. Eğer mezarda bir düzensizlik, plansızlık varsa, yeşillenmemişse, gül bahçesi haline dönüştürmemişse, o mezarlıktan sorumlu olan büyükşehirdir. Evet. Dolayısıyla ilçe başkanları, belediye başkanları, gerek 11 tane bizim belediyemiz, gerekse MHP'nin kendi belediyeleri ki CHP seçimlerde büyük şehri bir başkasına hediye edeceğim derken elindeki 2-3 belediyeyi de kaybetti ilçelerden. CHP'nin hiç belediyesi kalmadı çok şükür. Efendim şimdi MHP'li belediye, ilçe belediyeleri de bizim partimiz belediye başkanları da kanuni sınırlar içerisindeki yetkilerini zorlayarak en iyisini yapıyorlar. İmkanlarını zorlayarak en iyisini yapıyorlar. Evet. Şimdi ben Türkiye gündemine genel anlamda bir bakmak istiyorum. Bu da tabii ki ne yazık ki hala çözülemeyen terör olayları. Geçtiğimiz günlerde Manisa merkezde yine bir polisimizi şehit verdik. Erol Aktürk cenazesi İzmir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sürekli Manisa'ya şehit geliyor ve biz bu tablodan gerçekten çok sıkıldık. Çok üzülüyoruz çünkü millet olarak. Evet. Tabii terör bu ülkenin başının belası. Daha doğrusu terör dünyanın başının belası. Sadece Türkiye'de yok terör biliyorsunuz. Evet doğru. Değişik ülkelerde var işte. Amerika'da var. İspanya'da var. Rusya'da var. Terörün olmadığı yer yok. Ya onun için terörün rengi, çeşidi ne olursa olsun hepsini lanetliyorum. Bu anlamda şehit düşen bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu son olaylarda da Manisa'mızda 3 tane şehidimiz oldu. Evet. Dolayısıyla bu 3 şehidimize de özellikle Allah'tan rahmet diliyorum. Her birinin acısı elbette bizi derinden üzmüştür, yaralamıştır. Ama ailesini ateş düştüğü yeri yakar, daha da yaralamıştır. Ama dikkat ederseniz televizyon ekranlarında daha çok izliyoruz. Artık şehit babaları, anneleri de eskisi gibi üzülmüyor. Vatanım için oğlum feda olsun diyor. Çünkü bu terörden her birimiz o kadar nefret etmişiz ki bir an önce temizlenmesi için bir oğlum daha olsa onu şehit veririm diyor. Bu noktada büyük bir hassasiyet gösteriyor milletimiz. Duyarlı. Çünkü bizim ecdadımız da şehitler vererek bu toprakları bize armağan etti gittiler. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere. Bütün silah arkadaşları olsun. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı diye dünya savaşları içerisinde biz de yer aldık. Dolayısıyla bu dönemlerde de çok şehit verdik. Şimdi bu terör konusunda iktidarımız yani hükümetimiz çok kararlı. Terörün kökünü kazımaya kararlı. Bu anlamda teröre gitmemesi için işte bir sürü çözüm yolları üretti. Birlik, beraberlik, kardeşlik projesi dedi. Çözüm süreci dendi. Değişik isimlerle zaman zaman adlandırılarak yola devam edildi. Aman Türkiye'de terör olmasın. Ama maalesef teröristler bunu istismar ettiler. Özellikle siyasal alandaki
adamları istismar ettiğini, işte eş başkanların sözleri ortada. Efendim, dolayısıyla istismar ettiler. Bu istismarın sonucunda belli şehirlerde bir yerleşim söz konusu olmuş, bir yığınak yapma söz konusu olmuş. Şimdi bu yığınakları efendim fark eden, tespit eden ve bunların ortadan kaldırılması için de üstüne üstüne giden bir hükümetimiz var. Ve inşallah 2016 yılı Türkiye'nin bu özellikle PKK teröründen, IŞİD teröründen, hangi terör olursa olsun, terörden temizlendiği bir yıl olacak. Türkiye'nin 2016 yılı Türkiye'nin terörden temizlendiği bir yıl olacak. Şimdi görüyorsunuz ki özellikle Diyarbakır Sur bölgesinde, evet, efendim Şırnak Cizre bölgesinde, Mardin Nusaybin bölgesinde, hep belli bölgeler efendim zaten. Belli bölgelerde, hı hı, yani bunlar konuşlanmışlar. Evet. Şimdi bu konuşlanılan yerler belli, oradaki mücadeleler belli ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünün haberlerini de zaten alıyoruz efendim. Ya bu çerçevede tabii bir eve giriyorlar, bu tuzaklarıyla karşılaşıyorlar. Efendim bir eve giriyorlar, yeraltı efendim çukurlar kazılmış, mağaralar kazılmış, oralarda sinsi gizleniyor. Bir an ansızın çıkıp bir şehit verilebiliyor. Şimdi bu noktada en ücra köşesine kadar inip bu teröristleri yok etmek için kararlı bir güvenlik güçlerimiz var, askerimiz var, polisimiz var ve bu konuda da doğrusu istihbari bilgiler sunan halkımız var. Diyarbakır halkı da, Şırnak halkı da, ben yerel yönetimler başkan olduğum devrede gezmediğim il kalmamıştı. Hep bütün bu illeri ve bölgeleri de bilen birisiyim. Dolayısıyla buralarda halkın da büyük bir duyarlılığı söz konusu. Dolayısıyla inşallah 2016 yılı Türkiye'nin terörden temizlendiği bir yıl olacak. İnşallah. Biz de tabii ki bunu büyük bir umutla bekliyoruz. Gayet tabii. Çünkü barış, huzur içinde yaşamak. Çünkü Canan Hanım, şimdi Türkiye'nin iç böyle sorunları terörden kaynaklı var. Evet. Ama görüyorsunuz ki dünyanın özellikle bölgemizdeki büyük bir sorunu var. Evet. Ateş çemberi var. Kesinlikle. Şimdi doğru. Rusya bir taraftan, Amerika bir taraftan. İşte şimdi Suudi Arabistan, İran Şii imamını, evet, Ayetullah'ı idam etti. Şimdi yeni ciddi bir gerginlik söz konusu. Dünyada bir karmaşa var zaten. Şimdi, başladı yani, ve alevlendi yani. Evet, gerçekten. Yani dünyada artık bir bilek güreşinin yapıldığını görüyoruz. Evet. Ve Akdeniz'e bütün uluslararası güçlerin orada konuşlandığını görüyoruz. Rusya savaş gemilerini getirmiş, Amerika getirmiş, efendim Çin getirmiş, şu getirmiş, İngiltere getirmiş, Almanya getirmiş. Akdeniz'de şimdi savaş gemileri cirit atıyor. Uluslararası karasularda bunlar orada konuşlanmışlar. Aslında dünyada bir savaş var şu anda. Yani 2004 yılı laf lafı açıyor. 2004 yılı Yasir Arafat rahmetli ile 2,5 saat süren görüşmenin sonrasında Mukata'da, evet, Ramallah şehrinin Mukata, yani bizim köşk gibi, saray gibi, hı hı, efendim külliye gibi, onun bir Mukata'sı var. Orada yaşıyor kendisi. Orada görüştükten sonra çıktım dışarı. Karşımda, mübalağa etmiyorum, 40-50 tane televizyon kamerası. Dünyanın bütün televizyonları orada. Ne söyleyeceğimizi bekliyorlar. Şaşırdım. Hemen orada arkadaşlarıma dedim ki ya biz bunu beklemiyorduk. Efendim ne yapmamız lazım, ne söylememiz lazım falan. Hemen bir iki dakika istişare ettik. Televizyonların karşısına, kameraların karşısına. Ben dostluk grubu başkanıyım o zaman. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde de ilk defa ben kurdum. Filistin, Türkiye parlamentolar arası dostluk grubunu. Oradaki cümlemi hiç unutmuyorum. Her fırsatta böyle yeri geldiği zaman da ifade ediyorum. Efendim, Filistin-İsrail çatışması sona erdirilmeli. Eğer Filistin-İsrail çatışması
sona ermezse, erdirilmezse, o zaman sadece bölgede değil, bütün dünyada barış tehdit altındadır. Ve bir üçüncü dünya savaşı kaçınılmaz olur. Aynen benim cümlemdir. Arşivlerde bakabilirsiniz. Arap televizyonlarının arşivlerinde özellikle birinci haber verdiler çünkü. Bu sözü söyledim ben. Şimdi oradaki riski gördüm ben. 2004 yılında gördüm. 2004 yılında şimdi 2016, 12 yıl sonra görüyoruz ki Orta Doğu merkezli bir savaş. Sancısı. Evet. Sıcak savaş sancısı görülüyor. Kesinlikle. Onun için uluslararası güçler, Birleşmiş Milletler, efendim kendisine süper ülke dedirten, diyen ülkeler, barıştan yana tavrı olan ülkeler, halkların kardeşliği diye nutuk atanlar, efendim bunların hepsi bir araya gelip bir üçüncü dünya savaşına giden yolu kesmeliler. Yoksa doğrusu dünya barışı şu an tehdit altındadır. Kesinlikle bunu zaten. Bu sadece bölgemiz için değil, bölgemiz için değil, tüm dünya için barış tehdit altındadır. Kesinlikle. Evet, son olarak neler eklemek istersiniz Sayın Tanrıverdi? Evet, teşekkür ederim. Yani eklenecek çok şeyler var. Mesela konuşulacak aslında çok fazla konu var. Mesela yani, müjde verelim. Her programda evet, sorardınız. Efendim bu şehir hastanesi ne olacak? Bu programda efendim, aklıma geldi açıkçası yatırımlardan bahsederken ama. Her programda sorulurdu. Yunan hikayesine dönüldü. Deprem izolatörü siparişi verildi. İnşaat durdu. Evet. Hüseyin Bey söz verdin, temelini attıydın, ne olacak bir şehir hastanesi diyenler oldu. Evet. Efendim burada da tabii o kamuoyunun sesini siz burada seslendiriyordunuz. Ben de cevap veriyordum. Evet. Merak etmeyin, biz söz verdik, temelini de attık, bu hastaneyi yapacağız. Bakın şimdi hastane inşaatı devam ediyor. Evet. Şimdi hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bunları unutturmamak lazım. Şimdi o hastanemizi hemen inşaatını bitirip teslim edeceğiz. Bir, iki... Gene yoldan gelip geçerken görürsünüz. Merkez Efendi ile devlet hastanesini birleştirdiğimiz 400 yataklı artı yoğun bakım yataklarıyla 500 yataklı modern en son cihazların içinde olduğu ve doktorların içinde olduğu bir devlet hastanemizi de Merkez Efendi'nin bahçesinde yapıyoruz. O da evet, devam ediyor. İki tane sağlıkla ilgili önemli yatırımımız var. Herhalde bir aya kadar da teslim almış oluruz. Kesin kabulünü yapmış oluruz. Mesela bunu hiç kimse konuşmaz. O da Muradiye'de yaptırdığımız kapalı spor salonu. Evet. Şimdiki salonun halini biliyorsunuz. Manisa için büyük bir ihtiyaçtı. Ben bir defa daha bugünkü Cumhurbaşkanımız, o günkü Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu salonun biri Sivas'a, biri Manisa'ya yapıldı. Manisa'ya yapılacak olanı bir başkasına Bakan Bey söz vermişti. Adeta aslanın midesinden bunu çekerek aldık. Ben zorladım genel başkan yardımcısıyım. Dedim ki Manisa'daki spor salonunu görsen sen benden önce. Yok efendim işte şöyle oldu böyle oldu. Bir MYK toplantısında Sayın Başbakan'a açtım. Dedi ki ya senin dediğin gibiyse o zaman dedi niye Suat dedi şey yapıyor başka yere düşünüyor. Böyle efendim dedim. Açtı o zaman Suat Kılıç spor evet, bakanı. Dedi ki Hüseyin spor salonuyla ilgili anlattı. Salon işte çok küçükmüş, bakımsızmış, şuymuş buymuş zaten ellerinde bir salon yok. İzmir olimpiyatları için de destek olacak bir alanmış. Evet efendim bunların hepsi doğru ama biz falanca ile söz vermiştik. Dedi ki tamam o ile dedi başka bir yatırım yaparız. Hüseyin'in burada ihtiyacı var dedi. Manisa'nın ihtiyacı var dedi ve kendinin talimatıyla bu Muradiye kapalı spor salonunu yapıyoruz biz. Evet. Bu 4000 kişilik modern her spor alan yapılacağı ve olimpik İzmir mesela bir yarışma aldığında sportif hı hı, bir etkinlik aldığında biz de buradan o salonda bunlardan payımızı alacağız.
Ve Manisalılarda yaz, kış orada spor yapma imkanına sahip olacak. Siz sabahleyin işe gelmezden bir saat önce gideceksiniz, yürüyeceksiniz. İçinde tartan pistleri var, spor aletleri var. Efendim ondan sonra alacaksınız duşunuzu, geleceksiniz. Hiç evinize gitmeden işinizin başına dinç bir şekilde evet. ve hayatınızı sağlıklı bir şekilde. Bu kapalı spor salonunu ara sıra gündeme getirmeniz lazım. Mesela orada o kenarda izbe kaldı. Yani orada emeğe geçen bütün arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Özellikle o günkü il müdürü bu salonun, iki salon yapılacağının haberini verdi ve biz de ıslak peştemal gibi tabiri caizse yapıştık ve aslanın midesinden bunu almış olduk. Evet. Çok şükür. Yani böyle hizmetlerimiz çok ve daha bundan sonra daha güzel hizmetler olacak. Yine dediğim gibi Manisa'ya ilgimiz eksilmez, daha çok artar. Efendim bu can bu tende olduğu sürece Manisa'ya hizmet etmek, Manisalılara hizmet etmek diye biz yola çıktık. Çıktığımız yoldan da geri dönmeyiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Siz yine yatırımların takipçisisiniz. Evet. Çünkü siz dediniz ki ben Manisalıyım, ben burada yaşıyorum, evet. takip edeceğim dediniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ çok sağ olun geldiğiniz için. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Tekrar yeni yıllar diliyorum ve saygıyla selamlıyorum bütün hemşerilerimi. Değerli TV izleyicileri, Herkes Bunu Konuşuyor'un sonuna geldik. Herkes Bunu Konuşuyor'da AK Parti 22, 23 ve 24. dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi bizlerle birlikte oldu. Yarın yine biz ETV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşçakalın.